Herkese merhabalar. Ben İntegra Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Aylin Cevizci. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz ve veri takvimi açısından yoğun ve ama hareket açısından baktığımızda sakin bir hafta geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dün biz ABD kanalında Ekim ayına ait enflasyon rakamlarını aldık ama piyasa beklentilerine paralel gelen o verilerin özellikle fiyatlamalar üzerinde çok etkili olduğunu söyleyemeyeceğim. Genel olarak majör verilerde ama etki alanı oldukça sınırlı kaldı. Bunun dışında bugünkü veri takvimine baktığımızda da yine aynı şekilde sakin bir veri takvimi bizi karşılıyor ve ABD kanadında ikinci düzey verilerin dışında yoğun bir şekilde Fed üyelerinin açıklamalarını takip ediyor olacağız. Açıkçası Fed üyelerinin açıklamalarından çok sürpriz bir söylem beklemiyorum. Hele ki Aralık ayı bu kadar netken olabilecek açıklamaların sert fiyatlamalara yol açacağını düşünmüyorum. Genel itibariyle de baktığımızda hem Dolar-TL'deki seyrin yatay bir hale büründüğünü, 3.85-3.90 aralığındaki seyrin de korunduğunu düşününce biraz daha ben açıkçası diğer paritelerde nasıl bir seyir var onlardan bahsedeyim kısaca ve bu noktada Euro-Dolar'a değinmek istiyorum. Çünkü Euro-Dolar paritesi tekrardan 1.19'lara doğru bir hareket başlattı Salı gününden sonra ve burada özellikle Almanya kanalında aldığımız büyüme rakamları iyi bir etkili oldu ve bu büyüme rakamlarıyla birlikte bu büyümenin, ekonomik büyüme verilerinin beklentilerinin güçlenmesine ve gelecek dönemde de bu sürecin hızının devam edeceğine yönde bir algı oluşturdu ve bu algıyla birlikte Euro dolar paritesi 1.19 bölgelerine doğru uzadı. Bununla birlikte sadece Euro'nun mu etkisi var? Hayır, doların da çünkü küresel piyasalarda değer kaybı şu an için Euro dolar paritesinin bu seyrini destekledi. Vergi reformuna yönelik belirsizlik halen daha sürüyor ve bu sürecin de bu şekilde devam etmesi ister istemez Euro doların 1.17 üzerinde tutunması desteklediğini söyleyebilirim. Bu noktada evet vergiyle ilgili gelişmeleri halen daha takip ediyor olacağız ve vergiyle ilgili olası açıklamalar Euro-Dolar paritesine ve diğer enstrümanla hareket yaratma olasılığı muhtemel. Ama bunun dışında takip edeceksek bu hafta çok majör veriler bulunmuyor. Daha çok yine aynı şekilde haber akışlarına odaklanıyor olacağız ve Euro-Dolar'daki özellikle alınabilecek veri akışlarına göre seyri bu noktada önemli olduğunu söyleyebilirim. Ve son olarak Dolar-TL'den biraz bahsedeyim. Çünkü Dolar-TL'de halen daha yurt içi piyasalardaki dinamiklerimiz korunuyor. Ve bununla birlikte dolar küresel piyasalarda bir değer kaybı yaşamasına rağmen net bir geri çekilme göremiyoruz. Bu noktada 3.85'in önemli olduğunu söyleyebilirim. Ve yukarıda 3.90 direncini şu an için denese bile çok fazla üzerine hamlelerin başarısız kaldığını görüyoruz. Yeni bir bandımız 3.85-3.90 ve eğer geri çekilmelerde takip edeceksek 3.85-50 seviyesi biraz kritik bir noktaya işaret ediyor ve bu seviyelerin altı yeniden 3.80-3.85 bandında bir seyir izlememize neden olabilir. Herkese iyi haftalar, iyi kazançlar dilerim.